Selamünaleyküm. Afiyet olsun. İşten gel ya. Dedeciğim hoş geldin. Başkanım hoş bulduk. Biraz yorgunluğum vardı o yüzden. Elemanda olmayınca fırlık şey bunu diyemiyoruz. Sorun değil. Başa kurulmuşsun 5 dakika. Ne oturdu gibi? Diğer başa da sana bakmam. Şey eksikledim ama Necdet abi. Kızım gibi. Evet. Değerli Mutan kardeş, abilerim, kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz. Davetimi kabul ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugün ne konuşmak istiyorum? Birbirimizi az çok tanıyoruz. Tanımayan arkadaşlarımız vardır belki. Birkaç arkadaşımız var ama ben de biraz kendimden bahsedeyim kısa olarak. Mutlaka bildiğiniz vardır. Ama devamında Zeytinburnu'yu hasbihal edelim dedim. Zeytinburnu konuşalım. Madem Zeytinburnu'da siyaset yapıyoruz. Siyasetin de en önemli benim için her zaman zaten bunu belirtmişimdir. En önemli kilit taşlarından biri bana göre Muhtar abilerimiz, Muhtar kardeşlerimiz. Neden? Çünkü halkla daima iç içe her şeyi birebir direkt temas eden kişilersiniz. Ve Zeytinburnu'muz çok büyük. Zeytinburnu'nda bu büyüklüğü içerisinde bir mahalle Anadolu'da bir ilçe kadar çok büyük bir insan kitlesine hitap ediyorsunuz. Bu konuda tabii ki konuşmak, istişare etmek, geleceğini planlamak, Zeytinburnu'nun geleceğini planlamak bizim boynumuzun borcu. Önce kendimden kısa olarak bahsedeyim. 5 yıl önce böyle bir toplantıda bahsetmiştim ama şimdi 5 yılda neler değişti? Ben Rize Çaylı doğumluyum. MİBA kimliğimle çalışıyorum. 1964 doğumluyum. 1975'te İstanbul'a göç ettik. 75'ten beri İstanbul'da yaşıyorum. 28 senelik meslek hayatımda Zeytinburnu'da icra ettim. Mimarlık mesleğini sadece Zeytinburnu değil, İstanbul ve yurt dışında da bazı proje çalışmalarım oldu. Mimar olarak Zeytinburnu'na karşı bir yükümlülüğümüz olduğunu düşünüyorum. Mesleğimin icra etmenin yanında, tabii biliyorsunuz, bir de medya yönümüz vardı. Zeytinburnu'nun ilk radyosunu kuran kişilerden biriyim. Zeytinburnu'nda 1990'lı yıllarda eksik gördüğümüz, olması gereken, bir çağdaş bir kent olması gereken noktasında maddeler halinde yazdığımız bir siyah defterimiz vardı. Zeytinburnu Genç İş Adamları Derneği'nde tartıştığımız. O defterde birçok arkadaşın da görüşüyle ortaya koyduğumuz projelerin ilklerin imzasını atmaya çalıştık bugüne kadar. Birçok ilk şeyi de Zeytinburnu'na getirmeye çalıştık. Mimarlık mesleğimin yanında sadece mimarlık fakültesini bitirmekle kalmadı. Maliyet planlamasını, yapım yönetim ekonomisinde master yaptım. Yani kısaca açacak olursanız yatırım planlarında, projelerin değerlendirmesinde, rentabilite, üretkenlik noktasında maksimum faydayı sağlayacak projelerin kararında maliyet planıcısı ön tasarım yapmak, ön maliyetleri tasarlamak suretiyle kaynakların rasyonel kullanılmasını sağlar. Bu konuda master yaptım. Daha sonra aynı konuda doktora çalışmamı devam ettirdim. Doktora esasında 3 yıl devam ettikten sonra siyasete girdim. 93 senesinde Anavatan Partisi'nin direkt ilçe başkan yardımcısı, yerel yönetimle başkanı olarak atandım. Daha sonra ilçe sekreterliği görevinde bulundum. 99 senesine kadar Anavatan Partisi'nin görevim devam etti. 99'un sonlarına doğru siyasete ara verdim. Uzun bir süre okulumla ilgili çalışmalar, piyasa çalışmaları yaptım. Tarih eserler konusunda yurt dışında, Doyran'da, Makedonya'da çalışma yaptım. Meslek hayatına girdiğim noktadan itibaren ilk önce mimarların en önemli fonksiyonu insanların yaşayabileceği alanları tasarlamak. Yani konfor içerisinde daha iyi şartlarda yaşayabileceği alanları tasarlamak. Yani sadece mekansal anlamda değil, iç ve dış mekansal anlamda tasar yapmaktır. Yani şehrin planlanması, bölgenin planlanması, binanın planlanması bizlerin mesleği. Yıllarca bu işi yaparken aynı zamanda bununla ilgili bazı derneklerin kurulmasını biliyorsunuz
Zeytinburnu Mimar Mühendisler Teknik Elemanlar Derneği'ni kurdum. İki dönem başkanlığını yaptım. Zeytinburnu Genç Adamlar Derneği'ni kurdum. Kurucu başkan olarak üç dönem başkanlığını yaptım. Akabinde Zeytinburnu İnşaatçılar Derneği'ni kurduk. Bir yıl, iki yıl devam etti. Sonra askıya alındı. Dernek fazla ilerlemedi. Akabinde Zeyçet'te başkanlık yaptım iki dönem. Onun dışında birçok yöresel derneklerde yöneticilik yaptım. Zeytinburnu Spor Kulübü'nde medya tanıtım sorumlusu olarak başkanlığı yaptım. Yani birçok dernekte çalıştım. Ben derneklerle özdeşleşmiş bir kardeşinizim. Öyle zaten çoğu arkadaşımız da şahittir buna. Ben mimarım, sadece proje yaparım, tasarım yaparım, inşaat yaparım, para kazanırım. Bununla benim işim biter demedim. Bunun dışında sosyal anlamda hiç boş durmadım. Halen de birçok kurulda da görevlerim devam ediyor. Çok fazla detaya girmeyip kafanızı da şişirmek istemiyorum. Ama bugün Zeytinburnu'nun geleceğini konuşmamız lazım. Geldiğimiz noktada niçin aday oldunuz? Yani geçen dönem adaydım, tekrar aday oldum. Niçin aday oldum? Geçen dönem tabii ki uzun süre Zeytinburnu'na hizmet vermiş bir kardeşiniz olarak bu konuda ehliyetli olduğum bir konu ve dönüşüm gündemdeydi biliyorsunuz. Dönüşüm benim bu arada 2008 senesinde doktora da konusunda çalışmaya başladım, dönüşüm konusunda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Yaklaşık 10 tane ders aldım. Fiziksel çevre kontrolü ve dönüşümün altyapısının oluşması için ne gerekiyor? Bu derslerimizi tamamladım, tez çalışmamı başladım. Tezimi de Zeytinburnu üzerinde yürütmek istedim. Yani dönüşüm olacaksa mutlaka sıradan bir modelle değil, sürdürülebilir dönüşüm olması gerekiyor. Sürdürülebilir ne demek? Yani bugün binalarımızı yıkıp yerine yapacaksak, binalarımızın enerji etkin binalar olması gerekiyor. Enerjiyi ekonomik anlamda kullanan, hatta yenilenebilir enerji kaynaklarının da elektrik üreten sistemlerin ve yapı malzemesi olarak ekolojik yapı malzemelerinin kullanıldığı, suyun, elektriğin, ışığın, gün ışığının etkin kullanıldığı yapı modelleri diyoruz buna. Bu modeller üzerinde doktora yaptım. Ve tezle aşamasında Zeytinburnu'muzun nasıl bir dönüşüm gerçekleşmesi noktasında bir vizyon oluşturdum. Onu da kitap haline getirdim. O kitabı getirmedim. Kafanızı fazla karıştırmak istemiyorum ama kitabın özü şu. Zeytinburnu dönüşecekse mutlaka ekolojik bir dönüşüm gerçekleştirmesi gerekiyor. Biz bunun vizyonel projesini oluşturduk. Bunu yaparken ben işte kendim düşündüm, şunu yaptım şeklinde değil. Metropol planlama, yani Büyükşehir Belediyesi'nin metropol planlamasında Zeytinburnu için öngörülen plan öngörüsü, 5 binlik nazım planı, o planların hepsini alarak, onlarla beraber istişare ederek bu projeyi hazırladık. Yani tek başıma karar vermedim. Hocalarımız, Profesör İbrahim Baz, Murat Bey, işte oradaki ekipten Kadir Bey'in danışmanı arkadaşlarımızın da, onlarla da istişare ederek bir proje hazırladık. Projeyi sahaya sürdüm ilk başta. Dediler ki bu projeyi uygulamak zor dediler siyasi anlamda. İşte vatandaşın beklentisi diyor ki ben daireme daire isterim, dükkanıma dükkan isterim ama bugünkü şartlarda böyle bir emsal artışı söz konusu değil. Siz bu projeyi uygulayamazsınız dediler. Ama sonunda benim dediğime gelindi. Nasıl gelindi? Çevre Şehircilik Bakanlığımız, o zaman da Erdoğan Bey, bakan TOKİ'nin başındaydı. İstişare ettiğimiz konularda bunun mümkün olabileceğini, TOKİ'nin ana politikasında böyle bir proje uygulamasında bir sıkıntı olmadığını, fakat belediyelerin uygulamasında 73. İmar Kanunu 73. maddesinin istinaden bunun zor olduğunu, burada bir değişim olması gerektiğini söylerken bu değişimler de gerçekleşti. Bugün kentsel dönüşüm önünde hiçbir engel yoktur. Ortada sadece tek engel var, irade. Yani bu işi yapan, bu işi yöneten kişileri mutlak surette taşın altına elini sokması lazım. Yani yeterli vizyona sahip olması gerekiyor. Biz de mimar mühendis arkadaşlarla, teknik arkadaşlarla, yani çok bu konuya ilgi duyan, bilgisi olan arkadaşlarla istişare ederek projeyi netleştirdik. Projemizi eğer bir kent planlanacaksa binaları yıkıp yerine yapmak dönüşüm değildir. Yani kentin ana fonksiyonlarının düzgün çalışması lazım. Bunu nasıl çalıştıracaksın? Ulaşımı ele alacaksın. Yerleşim planlarını ele alacaksın. Ekonomik anlamda insanların iş yapabilme, işlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için
iş alanlarını yaratacaksın. Bütün bunları planlarken şehrin de yaşanabilir bir bina kent modeline doğru yön değiştirmesi gerekiyor. Bugün Zeytinburnu'nun mevcut yapısı %92'si sağlıksız yapılardan oluşuyor. Yani depremde yıkılabilecek yapılardan oluşuyor. Bu bakanlığın verileri. Benim ortaya koyduğum bir şey değil. O zaman dönüşümün olabilmesi için de mutlak suretle yeniden yeni başlık planlanması lazım. Bu da bir irade meselesi. Bu planları biz 5 yıllık çalışma neticesinde daha bir geliştirerek hazır bir şekilde bekliyoruz. Eğer bu ehliyet, bu görev bize addedilirse ki bunu ilgili bütün kurumlarla görüştük ki öyle bir irade de bugün söz konusu. Benim bu dönem aday olmam, ben isteyerek, yani ben aday oluyorum diye ortaya çıkmadım. Geçen dönem gibi aday olmam söylendi. Yani siz adaylığınızı koyun, siz değerlendirmeye alınacak adaylardan birisiniz dendiği için adaylığımı koydum. Hatta sonuna doğru başvuru yaptım, dikkatinizi çekersen. Geçen dönem ilk başta başvuru yapmıştım. Bu sefer sonlara doğru başvuru yaptım. Şimdi bu konuda sizlerin de tabii ki görüşlerini almak istiyorum. Arzumuz bu noktada. Benim kısaca yönetim anlayışımdan bahsedip devamında sohbet şeklinde devam ettirebiliriz. Benim yönetim anlayışım çağdaş yönetişim anlayışı. Yani bir kente, kentin geleceğine ilişkin kararlar verilecekse bütün aktörlerin görüşlerini alması lazım. Yani ben dedim oldu anlayışıyla hiçbir proje benim dönemimde hayata geçmez. Neden? Çünkü benden daha iyi düşünen kim olabilir? O işin içinde yaşayan kişi. Yani birebir temas eden, içinde yaşayan kişiler varken ben bu işi sizin için iyi düşünün demem bana düşmüyor. Fakat ben sizi yönlendireceğim. Nasıl yönlendireceğim? Daha çağdaş, daha yaşanabilir alanların oluşmasında mimar kimliğimi ve tecrübemi oraya aktararak şehrine bu işi kullanıcı, projenin kullanıcıları karar verecek. Böyle bir ihtiyacı olduğunu. Daha sonra o belli bir kurula geçecek. Proje geliştirme kurulu dediğimiz adını şöyle bugün için öyle düşünün. O kurul karar verecek. Bu proje karlı bir projedir. Zeytinburnu'nun menfaati nedir? Ondan sonra meclise ve kararlara başkanın önüne gelecek. Yani başkan gece yatıp sabah kalktım aklıma şöyle bir şey geldi. Bu projeyi uygulayalım diyemeyecek. Dememesi de gerekiyor. Çünkü kaynaklarımız kıt. Kaynaklarımızı rasyonel kullanmamız lazım. Bir maliyet planlamacısı olarak bugüne kadarki uygulamaları bu yönde eleştiriyorum. Ben bir kanaat önderi gözüküyorum Zeytinburnu'da. Hatta siyasi partimde de ismim orada kanaat önderi olarak geçiyor. Fakat bugüne kadar hiçbir şey bana danışılmadı. Bu bir eksikliktir yani. Bunu eleştirmek benim gayet doğal boynumun borcu. Neden eksikliktir? Çünkü ben ortaya koyduğum vizyon çakışmadığı için danışılmıyor. Benim ortaya koyduğum vizyon benim menfaatime değil, toplumun tümünün menfaatine ne yapılabilir? Benim derdim bu. Gece uykularım kaçıyorsa bunun için uykularım kaçıyor. Ekonomik anlamda hiçbir beklentim yok. Bugün emekliyim. Bugün sahip olmayı arzu ettiğim her şeye sahibim. Bugüne kadar. Bugün çoluğumuza, Allah'ımıza bir şükürler olsun, çoluğumuza, çocuğumuzla iki tane çocuğum var, biri mimar, biri de doktor. Yani son sınıfta bitirmek üzere. Yani hiçbir gelecekle ilgili Allah'a şükür olsun sağlığınız el ve düşünecek bir endişemiz olmayan bir adam düşünüyor. Bundan sonra kendini Zeytinburnu adamış birisi düşünüyor. Böyle, öyle kabul ediyorum. Çünkü STK'lardan geldik. Efendim meslekte istediğimiz seviyeye ulaştık. Şimdi Zeytinburnu'na karşı borcumuz var. Eğer bugün zenginse bir şeylerimiz varsa Zeytinburnu sayesinde, sizlerin sayesinde. Yani ben çok böyle üstün zekalı bir insan değilim. Yani okulları dereceyle bitirmiş olabilirim. Ama çalışarak, hep çalıştım. Hep çalışarak bu günlere geldim. Şimdi Zeytinburnu için çalışacağız. Zeytinburnu için de yapmamız lazım. Bana ne, işte ben seçilmedim, şu seçildi. Tamam, gitsin bakalım. İşte 15 sene kaybettim, bir 15 sene kaybederim diyemeyeceğiz. Bu dönem masaya elimizi vurduk. Diyoruz ki topyekun Zeytinburnu için bir öngörü, bir vizyon hazır ortaya koymamız lazım. Bu vizyonda ne? Çağdaş Zeytinburnu, Eko Kent, yeni Zeytinburnu diyoruz buna. Artık Zeytinburnu, ben İTÜ'de okula başladığım zaman elime bir tez düşmüştü.
ilk gecekondu kenti Zeytinburnu diye Sümer Mahallesi'yle ilk tez gördüm. Ya düşün, üzerine tezler yazan gecekondu kenti, daha sonra mevcut yapı, arsalara göre binaların yükselmesi suretiyle keşmekeş bir Zeytinburnu. Hani fotoğrafını size şimdi burada göstermem gerekmiyor zaten. Siz çatıya çıkıp baktığınız zaman nasıl bir Zeytinburnu yaşadığınızı görüyorsunuz. Hiç kimse böyle bir kentte yaşamaktan övünemez. Aklı selim hiç kimse ben bu işi yaptım diyemez. Bu kararların daha önce de verilmesi gerekiyordu. Ama irade ortaya çıkmadı. Bugün artık Türkiye çok büyük projeler imza atıyor. Partimiz, yani mesup olduğum parti, Sayın Başbakanımız bu konuda dünya örnek projeleri öne sürerken bizim Zeytinburnu'muzda neden böyle bir dönüşümün önünü açamıyoruz? Bence dönüşümün önünde en büyük engel belediye başkanlarıdır. Erdoğan Bey bizzat söylemiştir bana. Belediye başkanları vizyonel bir adamlar olsaydı biz bugün çok daha fazla mesafe kat etmiştik. Demek ki şu koltuk var ya arkadaşlar, şu koltuğu oturan insan daha sonra kendini yerine gelecek insanı hazırlamıyor. Ya kendi akrabasını ya da kendine en yakın kişiyi oraya layık görüyor. Yani daha sonra da kendi sözünü geçirebilecek kişi istiyor. Demiyor ki benden sonra gelen insanlar, yeni arkadaşlarımız Zeytinburnu için daha iyi şeyler düşünebilir. Kesinlikle bunu düşünmüyor. Gece yatıyor, sabah ben acaba ben olmasam kimi yapabilirim? Kim başkan olur diye düşünüyor. Bu da işte Zeytinburnu bölgemizin geleceğinin önünü tıkıyor. Oysa biz tabii ki elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Büyük bir mücadele veriyoruz. Zannetmeyin yani oturmuş seyrediyoruz. Bakanlığımızda, milletvekillerimizde, üst yöneticilerimiz hepsiyle istişare halindeyiz. Hepsinin bakışı çok olumlu. Sadece irade noktasında, son karar noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Şu, bu dönem böyle olmayacağını düşünüyoruz. Bu dönem benim aldığım izlenim değişim, Zeytinburnu halkı değişim istiyor. Biz de araştırma yaptırdık bağımsız bir şirkete. Zeytinburnu'nun %90'ı diyor ki yeni bir belediye başkanı görmek istiyoruz. O zaman benim olmam şart değil. Ama irade, vizyonel projeler ortaya koyacak bir teknik adam öncelikli olmalı. Çünkü sosyal belediyecilikten artık teknik belediyeciliğe geçiyoruz. Bu dönem öyle bir dönem olacak. İnşallah yeni dönemde eğer irade, böyle bir irade ortaya konursa o zaman çok farklı şeylerle karşı karşıya kalacağız. Her şey dönecek. Başka bir söz hakkı var mı? Unutuyorsun. Nasıl yazıyorum size? Yok, bir şey bitiriyorum. Her şey dönecek. 5000'lik plan dediğimiz yani Zeytinburnu'nun gelişim anayasasının altyapısı, plan ve programını projelendirdik. Onu sahaya sürmek istiyoruz. Bu da nasıl olacak? Herkes yerinde tutan, herkesin dairesine karşı daire, dükkanına karşı dükkan, herkesin daha çağdaş bir kentte, altında otoparklarıyla, yeşil sahasıyla, taban oturumu %33-40 arasında olan blok inşaat yapısıyla yeni bir Zeytinburnu'nun temellerini hep birlikte atmak istiyoruz. Ana politikamız bu. Bunun için her şey hazır. Sadece bu iş artık bu noktada bu işe başlayalım denilmesi noktasında karar veriyoruz. Buyurun. Sayın Başkan, hayırlı olsun. Çok kendisiyle görüşmek için bir cami için ben kaç aydır uğraşıyorum. Burada insanlara birebir de versen kabul etmiyor. Birebir. Evi 70 lira, 130 lira veriyoruz yine kabul etmiyor. Evine ev yine kabul etmiyor. Burada dönüşüm yaparken insanları nasıl ikna edeceğiz? Biliyorsunuz başkanın teknik olması lazım. Teknik adam. Türkiye'nin nüfusunun kaçta kaçı okumuş başkanı? Mesela ben, şimdi ben de isterim belediye başkanı diyorum. Akın belediye ister. O üniversite mezunu, ben lise mezunu, ortaokul mezunu. Bizlerin teknik adam derken, bizlerin belediye başkanı aday ediyor olmamamız gibi sıkıntısı var bizde. Tabii hocam başkanım, sana soruyorum size. Şimdi benim %100 dönüşüm dediğim, birebir dönüşüm dediğimin politikanın ana hedefi şuydu. Eğer insanlarla pazarlığa girerseniz bu pazarlık uzar gider. Mesela bir örnek vereyim. Ben radyoyu devralırken radyoya fiyat koydum. Bir örnek. Fiyat koydum. Herkes bu fiyattan satacak dedi. Bir arkadaşım dedi ki 1 milyon dolar versen almam dedi. Vermem dedi. Yani pazarlık işin içine girince o bizi yokuşa sürdü. Ben pazarlığın önünü kapatıyorum. Diyorum ki ey kardeşim sen dairene karşı çürük dairene karşı sağlam bir daire sahibi olabiliyorsan, dükkanına karşı aynı metrekarede dükkan sahibi olabiliyorsan
çocukların geleceğinin önünü kapama. Seni zaten sağlıksız bir yerden, sağlıklı bir binaya taşıyoruz. Bunun için pazarlığa girmeyeceğiz. Eğer pazarlığa girersen, sizin dediğiniz gibi öyle yerler vardı ki adam bir daire yere iki daire de istedi. Yeri gelir. Aynı metrekareye nasıl yapıyoruz? Bunu anlatacağım. Bunu önünü tıkamanın tek yolu pazarlığı ortadan kaldırmak. Daireye karşılık daire, dükkana karşılık dükkan. Bu da bu en doğru politika bu. Para ne başkanım nasıl yapıyoruz? Şimdi geleceğim. Efendim? Neden para bulacak bu para için? Daireye dükkan dükkan. Hiçbir eksi vermeyecek. Nasıl bu ticareti bulacak? Nasıl dönecek? Para yap. Bak anlatıyorum. Şimdi Zeytinburnu'nun emsali genelde mevcutta yani kullanılan emsali 4. Bazı yerlerde 5. Ben Esenler'de 2 yıl dönüşüm yaptım. Çok güzel bir örnekle karşınızdayım. Esenler'de 2 yıl kentsel dönüşüm planının öngörüsünü, mahallelerin öngörüsünü hazırladım. O çalışmanın içindeydim. 2 yıl çalıştım. Zeytinburnu'da oturuyorum. Zeytinburnu'na yetişen bir kişi Esenler'de çalışma yaptı. Peki nasıl yaptık orada? İnsanlarımızda %100 değil, %97 ve 95 oranında dairesine karşı, daire dükkanına karşı dükkan vermek suretiyle yapıldı. Burada yapılan şu, blok binalarımızın emsalimiz %4, yani tabanda %80 oturmuşuz, 4 katlı ve 5 katlı binalarımız var. Kullanılan emsallar var, kullanılmayanlar var. Ortalama aldığımız zaman 3-3,5. Tamamını kullandığımız zaman 4-4,5. Oysa Esenler'de 6-7-8 emsalle, yani 15 katlı bloklarla dönüşüm gerçekleşti. Orada da emsal 5-6. Bizde de 4,5-5-6 maksimum olmak kaydıyla emsal artışını zaten yeni yasa öngörüyor. Diyor ki, dönüşümün olabilmesi için, dönüşümün yapılabilirliği için mevcut yapıları, toplam inşaat alanını ele alın, düşün Sümer Mahallesi ele alalım, atıyorum orada 30.000 metrekare inşaat alanı var diyelim bir bölgede. Orada dönüşüm yapacaksınız. O inşaat alanını %25 üstüne koymak kaydıyla, emsal artışıyla dönüşüm şu anda yasal olarak önüne hiçbir engel yok. Bu engel nasıl bir engel? Şimdi belediye ile bakanlık birbirleriyle şu anda istişare ediyorlar. Bakanlık diyor ki bütün kararları Çevre Şehircilik Bakanlığı verecek diyor. Belediye diyor ki ben de bu işin içinde olmam lazım. Yani ben de bu işin içerisinde gözükmem lazım. Ayrı olmamamız gerekiyor. Burada bir istişare söz konusu. O süreci yaşıyoruz. Şöyle bir senaryo çizelim. Diyelim ki benim dediğim plan değil de bu mevcut plana göre gerçekleşti dönüşüm. Nüfusumuz yine 400 binin üstüne çıkacak. Buna hiç şüpheniz olmasın. Yani bugün Zeytinburnu'ndaki kentsel dönüşüm adı altında yapılan binalarda nüfus artışı olmayacak mı? Biliyorsunuz Sümer'deki dönüşüm aynı şekilde bir nüfus artışı demektir. Ve başka bölgelerdeki dönüşüm bir nüfus artışı demektir. Bir de şu var. Şimdi bir vatandaşı düşünün. Vatandaşın sahip olduğu bina, sağlıksız bir bina. Siz diyeceksiniz ki nüfusumuz artıyor kusura bakmayın biz dönüşüm yapamıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Siz çözüm üretmek için oraya geliyorsunuz. Çözüm üretmek şudur. Nüfus artsın. Binaları yükseltirsiniz ama şimdi silüete dikkat etmek kaydıyla. Yani sizde örnekleri de var Zeytinburnu'da biliyorsunuz yanlış kararları. Var başka biliyorsun. Ben bu kararları onaylamıyorum. Benim onayladığım kararlar şehircilik kriterlerine göre alınmış olan kararlar. Ben bir şehir plancısı olarak, bu işin eğitimi almış bir kişi olarak, şehir planı yapan bir kişi olarak, plan da yapan bir kişiyim. Zeytinburnu'nun öngörüsü 400 bin nüfus, %25 emsal artışı en az ve Zeytinburnu'nun dönüşmesi. Bu bugün olmasa yarın mutlak surette uygulanacaktır. Eğer biz bunu kararı erken vermezsek 40 kaynaklarımız boş boşuna sağlıksız yapılar için kullanılmış oldu. Yani bugün yapılan 1500 tane yeni bina, yıkılıp yapılan yeni bina benim için son derece kayıptı. Yarın yapacağımız projelerde bu binalar yıkılıp yerine yeniler yapılacak. Yazık günahdır. Bizim bu paralar bizim paralarımız. Bu yani sokak oluşturduğumuz mekanlar, binalar sağlıksız yapılar. Ya düşünün, tek daireli bir binanız var, yeni yaptınız. Yanında da 4 daireli bir eski yapılan bir yapı var. Depremde o zaten onun kütlesi düşüyor. Ve depremde o rezonansta bina yanındaki o tek daireli bina 5 metre sağa savuruyor. Sağlam bir. Düşünebiliyor musunuz?
siz nasıl benim bir şeye karar verirsiniz? Bu da teknik adam olmaktan geçiyor. Ona geleceğim. Bu dönem teknik belediyenin ön planlı olduğu. Eskiden diyeceksiniz ki anayasamız var, planımız var, programımız var. Bir doktor belediye başkanı da gördük değil mi? Bir işletmeci belediye başkanı da gördük. Yani paranın yüzünü kullanmasını bilen belediye başkanımız olacaktı. Bu kadar. Ama önümüzdeki dönem İstanbul'un yeniden planlandığı dönemde belediye başkanlığı, mimar ve şehir plancısı olması öncelikli olmak zorundadır. Ben bundan dolayı tercih edelim diye ortaya çıkmış bir kişi değilim. Tabii ki biz aynı zamanda mimar kimliğimizin yanında ekonomi eğitimi de aldık, değil mi? Ekonomi eğitimi derken yani bir kitaptan bahsetmiyoruz. En az iki eğitim görüyorsun. Yani kaynaklarımızın rasyonel ekonomi kullanımı noktasından maksimum faydayı sağlayacak şekilde kullanma noktasında eğitim alıyorsun. Bunun yanında sosyal belirtilik anlamında bizim o yönümüzde ön planda. Biz en az 10 tane dernekte yöneticilik yapmış bir kişi sosyal belirtiliği bilmez mi? Bunlar en azından bilmiyor. Hayır başkanım, biz de işte okula gidiyor belediye. Mimarlar olacak. Ben çok tanıdığım belediye başkan arkadaşım var. İlkokul mezunu, mimar ama süper de iş yapıyor. Danışmanı var, şu var, bu var. Adamı var. Anlıyorum. Karar noktasında karar meclisinin başındaki kişi, ehliyet kişi olması her zaman tercihtir. Elbette onların hakkıdır. Onların bir şey söylemiyorum. Başbakan örnek alalım mesela. Belediyesine geldi. Türkiye ve dünyanın içine. İrade, yöneticilik ayrı bir şeydir. Eğer bu meziyetler bir numarada varsa da bunu görmeden gelmemek lazım. Abi canım ama... O meziyetle ilgili bir şey. Onu tartışmıyorum. Ben o konuda size katılıyorum. Fikrinize bir şey demiyorum. Ama ben diyorum ki, hatta bizim yöneticilerim de bu telefonla da söylüyorlar. Evet. Bu dönem için daha teknik belediye öne çıkacağı için teknik adamların öncelikli olması gerektiğini söylüyorum. Gerçi meselesi. Şöyle bir tercihte bulunuyor. Diyor ki, tabanı daraltıyorum diyor, yükseltiyorum diyor. Başkanımızın imzasıyla bu 36, 30 kat, 20 kat neyse yükseliyor. Tabanda yatay da kullanmayacağım. 16.9 mu? 16.9 mu başkanımız? Bu kararı veren kim? Belediye başkanımız. İrade ortaya çıkıyor. Bana sorsalardı ben o yüksekliğe izin vermem. Açık söylüyorum. Bir teknik adam olarak çünkü uygun değil. Bana göre. Ama neden uygun değil? Çünkü siz bir yerde bir yapı yapıyorsanız, arkanızda yaşayan insanların önünü kesiyorsanız, bu bir haktır, hak meselesidir. Eğer bu bir öngörü meselesi, eğer orada 30 kat veriyorsanız hemen arkasında Zübeyde Hanım Caddesi'nde de insanlar bir araya gelirlerse orada da 30 kat yapılmasının önüne açmanız gerekiyor. Bu planı hemen devreye sokmanız gerekiyor. Haksızlığın önlenmesi için. Ama bu geç kalmış bir kadar. Başkanım bu büyük şeyden çıktı mı? Hayır bunu yapmayın. Oradaki insanlar pek iyi sesi alabilirler. Büyük şehirden çıktı bunun orayı. Hayır. Onu anlatıyorum şimdi. Şöyle söyleyeyim. Doğru bildiklerim ben sana istedim tartıştım. Belgeleri... Tartışma estağfurullah. Tartışma. Şöyle söyleyeyim. Zeytin Belediyesi değişiklik plan Büyükşehir'e öngörüyor. Diyor ki ben burada 2,5 en sallı bir turizm yapısı yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi'ne sunuyor. Büyükşehir Belediyesi 30 gün, 90 gün bekletiyor dosyayı. Planın alt programlarını, alt plan notlarını oluşturmak üzere. Plan notlarına şunu söylüyor. Diyor ki, bende belgesi var yani her şeyle. Diyor ki, biz burada diyor yüksek kapı yüksek olup olmamasına karar vermiyoruz. Bunu tamamıyla Zeytin Belediyesi'ne bırakıyor. Haş tabanda 0.50 oturum, haş 2,5 emsal olmak kaydıyla 5 katlı yapılaşma, bodrumlar emsal dışı olmak kaydıyla planı 90 gün plan notlarını yazmak üzere Büyükşehir'de bekliyor. Daha sonra bir plan için Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduğunuz zaman 90 gün içerisinde bu plan onaylanmazsa resmen onaylanmış kabul edilir. Anlamında valilik onayıyla ruhsat plan onaylanıyor. Direkt valilik onayıyla valinin imzası var. Arkasından da binlik uygulama yapılıyor ve ruhsatlandırılıyor. Öngörü kat yüksekliğini tamamıyla Zeytin Belediyesi'ne bırakılıyor. Diyor ki isterseniz 15 kat yapabilirsin. Mesela örnek vereyim. Tabanda 30 yaparsın, 15 kat yaparsın. Anlatabiliyor muyum yani? Onu serbest bırakıyor. Oysa yapılan planda, projede tabanda oturumunu daraltmak suretiyle yüksekliği arttırılmış. Bir öngörü proje olaylanmış. Bunu sunan kim? Büyükşehir Belediyesi değil, Zeytin Belediyesi sunuyor. Yani Zeytin Belediyesi diyor, ben böyle bir yapı yapılmasını istiyorum. O da diyor ki, madem belediye başkanı böyle bir karar almış, bizim de onu imzalamak, onaylamak bizim için doğru bir karardır yani.
itiraz etmiyor. Ancak plana itiraz olur, yasaya itiraz olur, yönetmeliğe itiraz olur, bir takım itirazlar olur. Kesinti olabilir ama gerçekten bu planın onaylanmasını imzasını atan Zafer Asaç kardeşimiz altının imzası. Bir başkasının değil. Doğru başkan. Şey konusunda bir biraz önce değiniriz. Zafer Mahallesi'nde yanılmıyorsam Celal Bey var. Gökalp Mahallesi'ne geliyor. Oradaki vatandaşlar 16-9'un alanı kadar bir alanda vatandaş bir araya geldi. Siz 16-9'a bu hakkı verdiniz. Biz de bu hakkı istiyoruz elinden. Bunun bir yasal engel var mı? Çok güzel bir soru. Hiçbir engel yok. Yaparsın, evet. Önlem var sonuç. Verilen mi peki? Şöyle düşünün. Gökalp Mahallesi'niz, Akın kardeşimin dediği gibi 11 vatandaşlar bir araya geldi. 16-9'un olduğu alan zannediyorsam 30 bin metrekare bir alan zannediyorsam. 30 bin metrekare bir alanı aynı şekilde çok hafta bir araya getirip 30 katlı aynı yüksekliği binaların yapılmasının önü açılmıştı. Peki Sayın Başkan, aynı yerde önerge verildi. Şey istiyor, 16-9'un hemen yanında, Volvo'nun yanındaki boş araziye adam 2,5 istedi, vermediler. Vermiyorlar. Hala daha uğraşıyor. Ondan haberiniz var mı? Evet, onu da biliyorum. Plandan da haberim var. Şöyle bir şey oldu. Silüetim 16-9'larda verilen 108 kat İstanbul silüetine verdiği zarardan dolayı Başbakanlık tarafından bu silüetin bir daha kullanılmaması ile ilgili talimat geldi. O talimata göre bundan sonra sahilde maksimum 10 kat yapıların ruhsatlandırılacağını, yani bundan sonraki, hatta 16-9'dan sonraki bloklar var ya, devamındakiler hepsi 30 katlı, 25-30 katlardı. Planlar yapıldı, onlar da geçti, planlı yani. Fakat şimdi onlar 10 katlı. Peki Otomari'ye niye yapılmadı? Otomari arada çıktı. Niye çıktı arada? Arada çıktı yani, Otomari'ye... Adamına göre mi yapılıyor bu imarlar? Ha, yok. Estağfurullah yani, sen nereden nereye gidiyorsun? Öyle düşünmeyin arkadaşlar. Şimdi turizmi desteklemek öyle ana hedef Türkiye'de. Ana politika. Fakat otomobilin durumu şöyle. 16-9'lardan beraber yapılan veya işte silüetle ilgili yasaların çıktığı dönemden önce ruhsatlandırılmış bir yapı. Bundan sonraki yapılar artık nerede yüksek katlı yapacak olursanız silüet biliyorsunuz Büyükşehir'de bir merkez kuruldu. Bu konuda estetik merkezi. O merkezde projeler incelenecek. Silüette zarar vermediği noktalar müstekler belirleniyor. O noktanın üstüne çıkamıyorsun. Tabanda genişletiyorsun o zaman, ne yapıyorsun? Tabanda genişletiyorsun, burada sınırı. Artık burada bir set var düşünün, kafan gelip buraya vuruyor. Bundan daha çıkamazsın diye kural kondu. Zeytinburnu içinde öngörülen maksimum 70 metre. Zeytinburnu biliyorsunuz belki sürekli 70 metre. Sevgili Başkanım, Otto Maria konusunda, Otto Maria daha yeni inşaata başlamıştı bu süliyet kararları çıktığı zaman. Neden izin verildi diyorum, ondan haberiniz var mı? Yok diyor, yok. Bu son daha önce de verilmiş. Şöyle söyleyeyim, Otto Maria'nın avam projesi bu süliyetler daha gündeme gelmeden önce tasdik edilmiş. Yani ruhsatla ilgili ruhsatı başaracağınıza yürekten inanıyorum. Eğer Allah kısmet ederse aday olursanız sizinle paylaşacağımız çok şeyler olacak. Ben Zeytinburnu için bir şans diliyorum. İnşallah hayırlısı olur. Bunun samimiyetinden söylüyorum. Başka şu son bir soru sorayım. Şimdi daha önceleri bu askeri lojmanlar için belki farklılar önerge verdi. Dolayısıyla tamamen herhalde değerlendirmeler net ediliyordu. Burada şimdi aşağı yukarı 6-7 aydan beri ben Zeytinburnu haberde park yapılacak. Eğer bu gerçekleşirse Marmara Asrı projesi Türkiye için, İstanbul için. Ama benim için o zaman Zeytinburnu da Asrı projesi olur diyorum. İnanasım geliyor. Bu bir yani sizce tabii mümkün müdür? Yani, yok, mümkündür niyet olursa. Siz Allah kısmet edip de belediye başkanı olursanız siz burayı park alanı yapacak mısınız? Şimdi askeri lojmanların olduğu alan Zeytinburnu'nun bizim öngördüğümüz vizyonel planında Zeytinburnu'nun ana merkezidir. Bu merkez içinde neler var? Yani kamu binaları dediğimiz, yani zaten belediye binası orada biliyorsunuz inşaat devam ediyor. Kamu binalarının olduğu alan ve ortası da rekreasyon alanı olarak planlanmıştır.
Yani bu yeni bir şey değildir. Bunu biz 2008 senesindeki öngörü planımızda açıklamıştık zaten. Askeri lojmanlar oradan kalkacak, şehrin merkezi orası olacak. İnsanların nefes alabileceği iç merkez, iç meydanlar, iki meydanlar bütünleşecek. Adliye meydanı ve devamındaki meydanlar birbirleriyle geçişli bir şekilde bütünleşecek. Bizim öngörümüz de şehir merkezi olarak öngörülmüştür. İleride de inşallah şehir merkezi olacak burası. Açık alanlar, rekreasyon alanları, park alanları, çocuklarımızın işte oyun oynadığı alanlardan oluşacak. İkinci nefes alma noktamız, projelerimizi hiç bahsetmedik. Bizim Bulvar Caddesi'nde insanlar volta atmayacak. Kesinlikle direkt sahilde bütünleşen manzara terasıyla beraber başlayan sahilde bütünleşen projemiz var. Yani insanlar direkt sahilde inecekler, sahillerinde kahvelerini içecekler, daha sonra gelip evlerinde uykularını alacaklar. Yani özellikle bunda Bulvar Caddesi'nin gezinti yeri olmaktan çıkacak. Yani sahilde tam bütünleşecek. Bunun için de bir takım projelerimiz var. Öneride belki onları paylaşacağız. Düşünün, Merkez Efendisi'desiniz. Belli bir noktaya geliyorsunuz. Oradan sizi bir araç alıyor, o sahile indiriyor. Sahilden alıyor, yeri oraya bırakıyor. Öyle bir teleferik sistemi de olabilir. Farklı bir sistemde insanları oradan oraya taşıyacağız. Yani yaz boyunca havaların uygun olduğu zaman olduğu sürece insanlar istedikleri noktadan sahile çıkabilecekler. O noktayı, aradaki bağlantıyı uygulamada hep kar marşı projelerle üzerine çalışmıştık. Kentsel dönüşüm konusunda Kirtaş'ın yapabileceği çok fazla bir şey yoktur. Ben zaten öneri olarak sundum. Eğer İstanbul'da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Bey kentsel dönüşüm yapacaksa dönüşüm AŞ'yi kurmalı. Dönüşüm AŞ kar marjini minimum tutmak suretiyle vatandaşları sağlıklı yapılarla buluşturmalı. Bunun için de efendim ben şu kadar para harcadım, şu kadar kazanmam gerekiyor diye hesap yapmayacak. Gerekirse cebimden de para harcamak kaydıyla inanın eğer bunu yapmasak başka projelere boşuna paralı harcarız. Başkanım demin dediniz ya. Bu şekilde dönüşümü gerçekleştirmedik. Kiptaş'ın mantalitesi dönüşüm yapmaya uygun değil. Demin dediniz ya Kiptaş'a verilen haklar vatandaşa verilseydi her yer abad olacaktı. Aynen öyle. Aynen öyle. Kiptaş'a verilen haklar verilmedi. Vatandaşa verilseydi bugün kentimizin %80'i dönüşmüştü.